Ayın 13'ünde çocuğum havale geçirdi gece. Hemen ambulans çağırdık. O sıra hemen ambulans şehir hastanesine götürdü bizi. Orada çocuğumuzu işte tedavi altına aldılar. Orada bir gün yattık. Sonra şeye çıkacağız dediler. Yatış yapılacak çocuğa dediler. Neyse çocuğumuz 4 gün orada yattı. Sadece serum taktı, ilaç falan vermediler. Çocuğum EEG'si çekilecekti. Bir gün sonra çekildi EEG'si. Bozuk dediler EEG'si. Sonra tekrardan çekilecek dediler. Çocuğum o gün uykusuz kalmıştı. Bir gün sonra tekrardan uykusuz kalacaktı. Sonra tekrardan EEG'si çekilecekti sabahleyin işte. EEG'si bozuk dediler. Sonra tekrardan EEG'si çekilecek dediler çocuğun. O sırada sabah oldu. Çocuk dedim çocuğun EEG'si çekilecekti bugün dedim. Makine bozuk bugün çekilmeyecek dediler. Ben de nasıl olur dedim. Çocuk yani uykusuz kaldı zaten dedim. Yorgun dedim. Bitkin kaldı çocuğum dedim. Olsun bugün çekilmeyecek falan dediler. Yarın çekilecek dediler. O zaman dedim hani çocuk dedim burada durmanın mantığı yok. İlaç falan da vermiyorsunuz dedim. Bu çocuğa dedim burada durmanın mantığı var mı doktor? Biz yok zaten biz de öyle düşünüyoruz. Çocuğunuzu çıkarabilirsiniz. Yarın EEG saatine gelebilirsiniz dediler. Ben de tamam dedim. Neyse çocuğa çıkış yaptılar. Eve gittik. 2 saat sonra bizi aradılar. Çocuğunuzun EEG'si çekilmesi için burada yatış yapılması gerekiyor tekrardan dediler. Ben de dedim hani çocuğum çıkış yapıldıktan sonra niye söylemediniz dedim. Hani keşke önceden söyleseniz. Ben çocuğumu hiç çıkartmazdım buradan dedim. Sistem öyleydi. Biz işte sistemi bilmiyorduk falan dediler. Tamam dedim ben çocuğumu getireyim, yatırayım ama benim çocuğum bir gün sonra EEG'sini çekecek miyiz? Tekrardan uykusuz kalacak çocuğum dedim. Yok dediler. Tekrardan çıkış yapıldığı için tekrardan randevu alacağız. Belki pazartesi, belki salı daha belli olmaz. 4 gün, 5 gün daha yatabilir çocuğunuz dediler. Oh, baktım dayanamadım yani çocuğum çok kötü durumdaydı. Ondan sonra gittim özelden çektirmek zorunda kaldım EEG'sini. Çocuğumun EEG'sini özelden çektirdim. Sonra dedim hani randevu alsam buradaki doktorlara gösterebilir miyim dedim. Onlar da gösterebilirsiniz ama hani 3-4 ay sonra sürer falan dediler. Hani çocuğum acilde yatıyor dedim. Çıkarmasaydınız keşke ben çocuğumu dedim. Özellerde falan geziyorum şu anda dedim. Sonra dediler olmaz dediler. Hani 3-4 ay sonra randevu verebiliriz dediler. Ben de öylelikle özelde muayene ettirdim çocuğumu. Yani tekrardan EEG'sini falan çektirdim. Sonra gittim şehir hastanesinden kağıtlarımı falan aldım. MR'ını falan sonuçlarını. Sonra tekrardan nöroloji doktoru buldum. Sonuçlarımı oraya göstermek zorunda kaldım. Yani tamam benim durumum var. Ben EEG'sini falan özelde çektirdim ama bu mağdur olan anneler babalar EEG'sini çektiremeyecek durumdaki anneler babalar var. Bunlar ne yapıyor acaba? Yazık değil mi o çocuklara? Benim çocuğum tamam çektirebildim ama gerçekten yani mağdur olduk. O çocuklar başka orada daha hala bekleyen çocuklar vardı. EEG'sinin çekilmesini bekleyenler, ağlayanlar, uykusuz kalan çok çocuklar vardı. Onlar çektiremediler. Benim maddi durumum vardı, çektirdim ama gerçekten onlar çok zor durumda kaldılar. Yani çok kötü bir durum. Ben boştan boşa para vermek zorunda kaldım. Özellere falan para vermek zorunda kaldım ben. Şu anda doktor doktor çocuğumu geziyorum. Yani orada yatışımız devam etseydi bu durumda olmayacaktık biz. Ülkemizde bir eğitim sistemi var. Özel okullara yönlendiriyor. Ülkemizdeki yol sistemi de devletin elindeki ücretsiz otoyollar da yollar diyeyim. Ücretli otoyollara, özel otoyollara yönlendiriyor. Aynı şekilde sağlık sistemimiz de insanları özel hastanelere yönlendiriyor. Hani bunun için çok müneccim olmaya, istatistik yapmaya gerek yok. Şimdi sağlık meselesi diğerleri gibi de değil. 2 saat geç giderim, parasız otoyoldan giderim, yoldan giderim. Ne bileyim okul biraz çalıştırırız, fedakarlık yaparız vesaire. Devlet okuluna göndeririz ama sağlık sistemi öyle değil. Sağlık hassas bir konu ve insanlar bugün olmasın sonra gideriz diyemiyor. Bugün eğer devletin alamazsa o sağlık imkanını, hizmetini özele gidiyor. Özeller zaten hazır. Sanki devlete ait birimler insanları ya burada durmayın hadi özele gidin dercesine bir sistem inşa ediyorlar. Kayseri'den yola çıkalım. Kayseri Şehir Hastanesi. Çok modern, çok geniş, teknik olarak çok güzel. Fakat hizmete bakıyorsunuz sıfır. Yani burada adeta hani Türkiye'de çok yönetici var ama acayip de bir yönetememe sorunu var. Şehir hastanesi yönetilemiyor. Yani burada vatandaşın tepkisi kesinlikle CİMER'e, kamuoyuna bu durumu anlatmak olmalı. Yani hasta hakları kurulları var.
Hastakları kurulana bu anlatılmalı, gidilmeli, şikayet edilmeli. Hastakları birimi vardır, hastakları kurulu vardır bakın. Hastakları birimi hastanenin içerisinde olur. Oraya başvurduktan sonra olay bitmez. Orada çözdüğünü söyler, ilettik, çözülecek der ama çözülmez olay. Onun üzeri de aynen mahkemede hani bir mahkeme karar verince temyizi vardır, yukarıya gidersiniz ya. Hastakları birimlerine de kendi hastanenin içindeki hastakları biriminin kararını İl Sağlık Müdürlüğü'nün bünyesindeki hastakları kuruluna şikayet edersiniz. Orada o işlemle ilgili gerekli yaptırımlar yapılır. Lütfen bunun takipçisi olalım. Yani hasta hakkı diye bir kavram var. Tüketici hakkı gibi aynen. Hasta hakları kurulu var İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Oraya şikayetlerimizi yapalım. Yani bu yönetememeyi vatandaşın şikayet etmesi lazım. Yine yönetenlere.